Özgür? Hayırdır cacım? Anne, İstanbul'dan bir teklif aldık. Bu gece gidiyoruz. Yani yılbaşı için mi? Onun için mi? Hayır anne, aslında devamlı bir iş. Parası çok iyi. Çocuklarla bir evde tutacağız. Özgür, bu yaşa kadar kalbini kırmadım, şimdi kırmak istemiyorum. Özgür, bak ama sen iyi değilsin evladım, değil mi? Ha? Anne, iyiyim ben. Neriman, boşuna konuşma. Eşyalar hazırlanmış, Özgür Bey programı yapmış, arkadaşları hazır. Bize laf düşmez artık. Sakin ol sen. Baba, bak... Oğlum, sen hastasın. Baba, hastanelerde yeterince vaktim geçti. Bu hayat benim. Risk de benim. Artık bırakın, lütfen bırakın. Seninki hayat, bizimki hayat değil anasını satayım. Şu annene bir bak, dön bir bak. Özgür iyi mi, Özgür ilacını aldı mı, okuldan aradılar mı, bir yerde bayıldı mı? Yahu dur! Bu kapıdan her çıktığında geri gelebileceğini düşünebilmek ne demek biliyor musun sen? Hayatmış! Baba, bu benim suçum mu peki? Ben mi istedim böyle olmasını? Evladım, senin çerçeven belli. Ne yaparsan yap onun dışına çıkamazsın. Baba, neymiş benim çerçevem ya? Neymiş? Söylesene! Hastaneyle fotoğraf stüdyosu arasında geçen bir hayat mı? İstemiyorum! Böyle bir hayat istemiyorum baba. Ne istiyorsun peki? Yapmayın. Marko şerinde geberip gitmek mi? Bunu mu istiyorsun? Allah aşkına. Ya sus Neriman. Çocukluğundan beri korunaklı bir hayat olsun istedim. Bir mesleği, bir güvencesi olsun diye çabaladım. Biz olmasak da kendi ayakları üstünde durabilsin istedim. Ya sen buramı isyan ediyorsun. Sen nasıl anlamak istiyorsan öyle anla. Ben gidiyorum baba. Özür dilerim. Özgür. O kapıdan çıktığından benim için yoksun.